Efendim konuş ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben, Söz Hakkı programına hoş geldiniz. Söylediğim gibi daha önce de birkaç defa belirttim ama yine söyleyeyim isterseniz. Sözü olan, benim de sözüm var, benim de söz hakkım var, konuşmak istiyorum diyen herkese Söz Hakkı programımız açık. Bu manada bu akşam Gıda Tarım ve Hayvancılık Afyonkarahisar İl Müdürü Sayın Hüseyin Arap bizlerle birlikte. Öncelikli olarak Sayın Müdürüm'e bir hoş geldiniz diyelim. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. İlk televizyon programınız ve benimle bir program. Nasip böyleymiş. Nasip böyleymiş. Şanslısınız. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sucuğuyla, kaymağıyla ünlü bir kent Afyonkarahisar. Bu noktada muhakkak denetimler sık olmalı, sıklaştırılmalı. Usulsüz üretim yapan her kim varsa tabii ki cezasını çekmeli. Çünkü söylediğim gibi kaymağıyla, sucuğuyla, yani gıdasıyla marka bir kent Afyonkarahisar. Bu markayı da sürdürebilmemiz için muhakkak bizim denetimlerimiz, gıda denetimlerimiz özellikle sık sık yapılmalı. Bu noktada Afyonkarahisar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü son günlerin sürekli denetimiyle Afyonkarahisar'ın gündeminde olmaya başladı. Hatta bazı noktalarında ben bile eleştirmiştim. Niçin bu usulsüz üretim yapan firmalar isimleriyle kamuoyuna açıklanmıyor? Diğer firmalar zan altında bırakılıyor demiştim. Bu noktada biz yayın öncesi Sayın Müdür'le görüştük. Ancak biraz sonra muhakkak kendisi de cevap verecektir. İsterseniz Müdürüm şuradan başlayalım. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nden geldiniz Afyonkarahisar'a. Oradan Afyonkarahisar nasıl gözüküyordu? Neler bekliyordunuz ya da nasıl bir Afyonkarahisar portresi vardı kafanızda? Şimdi şöyle, öncelikle girişte bahsettiğiniz konular gerçekten hoş ve değinilmesi gereken konulardı. Yani bu gıda denetimleri konusunda duyarlı her insanın göstermesi gereken bir tepki. Yani bu konuda taraf olunmamalı. Bu konuda adres gösterilmemeli, ortak hareket edilmeli. Halk bilinçlendirilmeli. Doğru yapanın arkasında her zaman olunmalı. Muhakkak. Bunu da güzel ifade ettiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ben 10 yıl bakanlıkta Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nde görev yaptım. Bu görev bana addedildiğinde Afyon bilmediğim bir il değildi. Evet. Tabii geldim, göreve başladıktan sonra tüm ilçeleri ziyaret ettim. Çünkü etmem de gerekiyordu. Afyon'un tarım ve hayvancılık potresini ortaya koymam gerekiyordu. Evet. Bir de hizmet verecek ekibimi iyi tanımam, eksikliklerini tespit etmem. Çünkü kabul edersiniz ki yola çıkmadan aracınızı mutlaka kontrol etmek zorundasınız. Muhakkak. Eksiğini tamamlamak zorundasınız. Çünkü o size yol götürecekse her şeyle tam teknik olmalı. Doğru. Bu birinci husus. İkincisi, şimdi bir hedef belirlemedikçe, bu hedefe bir plan yapmadıkça siz hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Evet. Yani bir yol haritası çıkarmamız gerekiyordu. Gittiğim ilçelerde öncelikle ilçenin hem coğrafik yapısı, hem tarım ve hayvancılık yönüyle değerlendirilmesi, hem de arkadaşlarımın eksikliklerinin tespiti konusunda biz gelir gelmez bu çalışmayı yaptık. Ve ben arkadaşlarıma da talimat verdim. Şu an bir stratejik plan hazırlığı içerisindeyiz. Bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Sivil toplum örgütleri liderleriyle, üniversiteyle, işbirliğiyle bir komisyon edasında atladığımız yer olabilir. Görmediğimiz noktalar olabilir. Bu ilin geleceği için olması gereken doğru neyse onu bir kere yerleştireceğiz. Evet. Bu hepimiz için bir plan olacak. Yol planı olacak. Eğer böyle bir şey olmadığı müddetçe biz bir hedefe doğru gidemeyiz. Bu bizden sonra belki gelecekler bu yaptığımız çalışmadan faydalanacaklar. Bizden sonrakiler baz alacaklar. Veya devam ettirecekler. Yani bir sistem mi oturtturacağız diyorsunuz? Şimdi siz bu ilin eksik yönünü görmediğiniz,
eksik yönünün nasıl giderileceğini bilmediğiniz, ortaya koymadığınız takdirde gelecek için planlama yapamazsınız. Doğru. Gelecek için bir yatırım yapamazsınız. Doğru. Yani şimdi siz yatırımcıya bir noktada yatırım yaptırırken doğru yatırım yaptırılmasını sağlamak zorundasınız. Yani şimdi her ilçenin ayrı bir coğrafik yapısı var. Kimisi dağlık alandı. Evet. Hiç tarıma elverişli arazi yok. Doğru. Burada neler yapılabilir? Burada çiftçinin veya hayvancılıkla uğraşanın nasıl daha fazla kar gelir elde ettirilebilir? Bu yönüyle hangi yöne yönlendirilebilir? Mesela belki bir mantar yetiştiriciliği yaptırtılabilir. Bir koyun keçi projesiyle orada hayvancılık canlandırılabilir. Veya tarım alanında şu an yanlış bilinenler olabilir. Bunların tespit edilmesi lazım. Evet. Şimdi yanlış bilinenler nedir? Toprağa tohum düştükten sonra belki proseste yanlış uygulama neticesinde verim eksikliği olabilir. Veya o bölgeye o tohum uygun değildir. Veyahut da belki alternatif olarak o tarlada veya o bölgede farklı bir ürünün yetiştirilmesi daha rentable, daha kar getirilebilecek düzeydedir. Evet. Yani bu yönüyle bir kere kalkınmak ilçelerle birlikte bütünüyle ilde olacaktır. Yani biz ilçe bazında bu yol haritasını bir şekilde hazırlamak durumundayız. Şimdi Afyon ili gerçekten şunu önemli vurguluyorum. Gelişmekte olan bir il. Gelişmiş, gelişmişliği bitmiş değil. Evet. Sanayi sektörüyle termal otelcilik yatırımlarıyla sürekli atak. Evet. Gelişmeye müsait. Yani kabul edersiniz ki mesela evinize bir televizyon aldınız. Yarın alan sizden, yarın birkaç gün sonra alan sizden daha yenisini, daha teknolojik son modelini ve bunun sonu yok. Evet. Şimdi şöyle düşünün. Gelişmekte olan bir ülkede yatırılan yatırımlar ve yapılanlar her zaman diğer illerde eksiklikleri giderilerek tamamlanmış bir şekilde gelişen illerde bu yönüyle sorunsuz ortaya konmaktadır. E şimdi her yönüyle sanayisiyle ticaretiyle gelişen bir ilde bizim de burada bir yönlendirme unsurumuz olması gerekiyor. Yani tarım, hayvancılık ve gıda sektörü. Şimdi burada baktığımızda hani Afyon'u nasıl buldunuz dediniz. Şimdi geldim. Yani gıda konusunda ciddi bir boşluk vardı. Evet. Bu boşluk neydi? Neydi? Üreten bir kere belki yaptığının yanlış olduğunun farkında değildi. Hijyen konusunda. Yani doğru yaptığını zannediyor. Birilerinin yanlış yaptığını bildirmesi gerekiyor. Veya işte bir boşluktan dolayı bilinçli olarak hileli gıda üretimi. Evet. Bunların da bizim dur dememiz gerekiyordu. Bu boşluğu her sektörde gördük. Yani el attığımız et, süt, marketler, fırınlar her noktada bir ciddi boşluklar vardı. Yani bizim de bu konuya ciddi bir şekilde eğilmemiz gerektiğini düşündük. Evet. Müdürüm, dedim ya biraz önce de belki ben bile bugüne kadar hatta gazetede eleştirmiştim. İşte yine bilindik uygulamayı yaptı Tarım İl Müdürlüğü. İsim vermeden imha edilen malları, yani herhangi bir firmanın ismini zikretmeden malların imha edildiğini, süt ve sütte, ette. Bu noktada söylediğiniz bir şey var. Bizim isim açıklama yetkimiz yok. Ama zan altında kalanlar da belki muhakkak size ulaşmışlar. İşte müdürüm keşke isim de açıklasaydınız, bizi zan altında bıraktınız gibi bir ifadeleri olmuştur. Yok. Bu noktada neler söylenir? Yok. Şimdi ben o konuyu da bir izah edeyim, açıklık getireyim. Bana hiçbir firma gelip de niye ismini açıklamadın demedi. Ama sizin aracılığınızla ismi açıklansın isteyenler oldu. Evet. Şimdi isim açıklama mevzusu bir kere çok da zor bir konu değil. Evet. Yani isim açıklanması gerekiyorsa bakanlık bunu açıklar. Kimseden de çekincesi yok. Muhakkak.
Ama şunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi bakanlığın, bu il müdürlüğünün faaliyetlerini gölge düşürmeye çalışmak, hatta hani ya bu firma açıklansın biz zan altında kalıyoruz diyerekten, bu biz değiliz diyerek reklam yapmaya çalışmak, nemalanmaya çalışmak yanlış. Bakanlık zaten açıklanması gerekiyorsa bunu açıklayacak il müdürlüğü değil, bakanlıktır. Biz yaptığımız faaliyetleri, denetimleri, bulduğumuz bulguları, sonuçları zaten bakanlığımıza iletiyoruz. Bakanlıkta da hangi konunun, hangi usulsüzlüğün açıklanması gerektiğiyle ilgili bir mevzuat var. Orada da bunlar değerlendiriliyor ve açıklanacaklar zaten açıklanıyor. Siz de malum biliyorsunuz, küçük büyük demeden firmalar haksızsa açıklanıyor. Şimdi bu hususta böyle. Yani net olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün, yani Afyonkarahisar'daki İl Müdürlüğü'nün herhangi bir isim açıklama yetkisi yok. Kesinlikle, yani zaten kanun bakanlık. Bakanlığın bu açıklamayı yapmasını gerektiriyor. Evet. Biz sonuçta TAŞET teşkilatıyız. Biz numuneyi alırız. Analizini gerekirse yaptırtırız. Bir olumsuzluk çıktığında deriz ki şu firmanın şu ürününde, şu seri parti numarasında şöyle bir olumsuzluk tespit edildi. Bu da hiledir dendi. Evet. Şimdi bu bakanlığa zaten biz bunu yaptığımız denetim ve sonuçlarını bildiririz. Bakanlık gelen olumsuz sonuçlarla ilgili mevzuat kapsamında hangisinin açıklanması gerekiyor? Kanun var çünkü. Her önümüze gelen firmayı her yaptığından dolayı açıklayamıyoruz. Çünkü karşı tarafa da yasal hak doğurur bu kanun. Evet. Bakanlık onu değerlendiriyor. Gerek duyarsa açıklamasını yapıyor. Ama şundan vatandaşımız müşteri olsun. Ve firmalar da müşteri olsun. Şimdi ben mesela yakaladım ve imha ettim. Kolay mı bir firmanın 35 tonunu, 20 tonunu, 10 tonunu imha etmek? Bu benim inisiyatifimde olan bir şey değil. Ben bir firmaya durduk yerde 1 lira bile para cezası inisiyatifimle veremem. Onun bir kanun karşılığı vardır. Dolayısıyla yani eğer biz bir ürünü sağlık açısından uygun bulmayıp imha etmişsek ve bunun takibini de piyasada toplatmışsak, hatta kaldı ki diğer illere gittiğini de düşünüyorsak, diğer illerde de bu tedbirlerin alınmasını sağlamışsak, şunu da vatandaş müşteri olsun. Raflarda herhangi partinin veya herhangi bir firmanın ürünü satışa devam ediyorsa, o an için denetim görmüş ve şu an için sağlıklıdır. Çünkü biz eğer zaten sağlıksızsa onu o rafta bulundurmayız. Gerekli tedbirini almışızdır. Evet. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Yani firma ben zan altında kaldım demesin. Eğer o firmalar zaten ürünleri rafta bulunuyorsa zaten biz gerekli izni, müsaadeyi vermişiz. Evet. Zaten vatandaştan veya firmadan önce biz gerekli yasal yaptırımları uygulamış, bitirmişizdir. Burası çok önemli müdürüm. Dediğiniz gibi herhangi bir firmada bir sıkıntı olduğunda zaten o ürünün bilmem kaç seri numarasıyla üretilmiş partında eğer vitrinde varsa herhangi bir sıkıntı yoktur. Buradan da bunun altını çizelim. Kesinlikle ve kesinlikle. Çünkü neden? Eğer biz herhangi bir firmanın herhangi bir seri parti numarası ürününde bir olumsuzluk tespit etmişsek zaten sorumluluk tamamen firma sahibindedir. Tüm piyasadan, izlenebilirlik kapsamında piyasadan ürünü çekmek zorundadır. Biz de bunun gerekli takibini yapıp kontrollerini yaparak çekilip çekilmediğinin, olup olmadığının takibiyle görevliyiz. Ve eğer bir piyasada, rafta herhangi bir ürün varsa o demek ki o an için izin verilmiş, satışına uygun görülmüş üründür. Evet. Ama şu var, tabii ki hani her an her yere yetişmek mümkün değil. Bak. Bazen şöyle marketlerde böyle bir durum söz konusu, son tüketim tarihi geçmiş. Bunu bir kere firmanın o rafta bulundurmaması gerekiyor. Şimdi bulunduruyorsa bizim zaten denetimimiz yapılması gerekiyor. Bunu biz atlamışsak, daha doğrusu yani her an her yerde denetim
belli bir plan dahilinde yapıldığı için. Ama tespitinde biz gerekli yasal işlemini yapıyoruz. Bu noktada kime iş düşüyor? Müdürüm, kime iş düşüyor muhakkak size ya da bir başkasına iş düşüyordur. Ancak şunu da merak ediyorum. Genellikle o dediğiniz raflarda günü geçmiş ürünler bulunduğu zaman bazı vatandaşlarımız zabıtayı, bazı vatandaşlarımız polisi, bazı vatandaşlarımız ürünü geçen, yani son kullanma tarihi geçen firmayı arıyor. Bu noktada ne yapmalı vatandaş, kimi aramalı? Alo Gıda 174 hattımız var. Direkt il müdürlüğümüzü de aramak kaydıyla gerekli uyarıları, gerekli ihbarları yapabilirler. Biz gerekli adımı atar, anında bu ürünü satan ve bunu tüketime sunanlarla ilgili yasal yaptırımlarımızı uygularız. Bu konuda hiçbir... Burada 177 çok önemli. 174. Alo Gıda 174. Alo Gıda 174. Değerli izleyiciler, bunun altını çizmek istiyorum. Süpermarketlerde, küçük marketlerde eğer son kullanma tarihi geçmiş ürünler gördüğünüzde, tespit ettiğinizde ya da o sepete ya da arabaya aldığınız ürünler eve baktınız ki tarihi geçmiş, hiçbir firmayı değil, hiçbir polisi ya da hiçbir zabıtayı değil. Direkt 174, Alo Gıda 174'ü aradığımızda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hem o firmaya hem de süpermarket sahibine, yönetimine muhakkak gerekli olan, ben uyarı diyelim, siz ceza deyin, muhakkak verilecektir. Bunu özellikle altını çizelim. Benim birkaç tabii, ekleyeceğim şeyler var. Şimdi mesela burada gerçekten Türkiye'nin kalbi denilecek iki ürün. Et ve süt ürünlerinden işte biliyorsunuz kaymak. Ve et ürünlerinden de sucuk. Türkiye'nin kalbi burası. Bu ürünün öneminin bu ilde kaybedilmemesi gerekiyor. Kaldı ki bir olumsuzluk bu ili değil, o ürüne bakış açısını olumsuz etkileyebiliyor. Yani sadece Afyon'dan çıkan bir olumsuzluk bu ili olumsuz etkilediğinin düşünülmemesi gerekiyor. Bu tüm o ürüne ülke genelinde bakış açısını. O zaman bizim daha sorumlu, daha bilinçli, bunu üretenin de bizim de takibinin yapılması noktasında duyarlı olmamız gerekiyor. Tek başına siz de bir şey yapamazsınız. Vatandaş bu konuda çok duyarlı olmalı değil mi? Asıl görev vatandaş. Bakın yani biz her an her işletmenin kapısında 24 saat bir görevli bulunduramayız. Tabii ama caizse yatamayız. Yani, kesinlikle evet. Ama bir kere vatandaşın özellikle aldığı ürünlerin son kullanım tarihlerini mutlaka içeriğinden şüpheleniliyorsa veya işte nerede, kesinlikle şunu da ben şurada vurgulamak istiyorum. Nerede üretildi belli olmayan. Bakın bu çok önemli. Etiketsiz. Çünkü izlenebilirliği olmayan, belki bizden de üretim izni olmayan gıdadır. %99. Bunun nasıl üretildiği belli değildir. Bizden izin almamıştır. Etiketsiz, nerede üretildiği belli olmayan kesinlikle ürüne itibar etmemeleri, tüketmemeleri. Almamaları varsa da bunu satanları bize karşı, bize harekete geçirecek uyarılarını, ihbarlarını yapmaları. Bu önemli bir nokta. Şimdi geçen 11 ton, 12 ton, evet, artık unuttum. Tonlar, 11 tonlar. Bize gelen basın bülteninde 11 ton. Evet, yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Piyasadan tarihi geçmiş iadeli malları toplanıyor. Belki çöpe gitmesi ürünler bunlar. Gitmesi gereken ürünler. Ama tekrar o yoğurdu süzerek bize süzme yoğurt olarak belki bir yurtta çocuklarımıza yediriliyor. Belki bir lokantada önümüze ayran olarak geliyor. Yani böyle ruhsatsız, bizden onaysız, merdiven altı tabiriyle insan sağlığını etkileyecek şekilde üretim yapanlar zaten affedilemez bir şekilde yani cezalandırılmalı. Biz de sadece bunlarla hani her zaman tespitimiz mümkün değil. Ama insanların bir kere işte böyle üretim izni olmayan, etiketsiz, nerede üretildiği belli olmayan ürünlere itibar etmemiz. Bu bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Çünkü kimse onu almak istemezse bunu satan da zaten üretmek zorunda kalmayacaktır. Evet. Eğer ne kadar çok alınıyorsa talep de olduğu için bunu herkes bir yerde üretmeye çalışacaktır. Çalışacaktır.
Tabii müdürüm, kısa bir reklam arasına gideceğim. Ondan sonra o merdiven altına isterseniz hani etiketsiz olan üretilen kısma geçelim. Afyonkarahisar'ı bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz onu da geçelim. Çünkü bir dönem gerçekten bazı firmalar, ben de siz gibi oldum yani il müdürlüğü gibi oldum ismini açıklamadan, bazı firmalar dana etinden yapılmış sucuğun içerisine kanatlı hayvan eti de karıştırıldığı, piyasaya sürüldüğü falan böyle sürekli Afyon'un gündemindeydi ki özellikle Afyonkarahisar bu konuda çok sıkıntı çekti. Bunun için nasıl önlemler alıyorsunuz? Denetimleriniz nasıl? Bunları konuşalım. Kısa bir reklam arasına gideceğim. Sevgili izleyiciler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü, Afyonkarahisar İl Müdürü Sayın Hüseyin Arap bizlerle birlikte. Biraz sonra konu değişecek ama altını çizerek bir daha söylemek istiyorum. Raflarda gördüğünüz kullanım tarihi geçmiş ürünleri belediyeye, zabıtaya ya da polise değil, Alo Gıda 174 numaralı telefonu arayarak Tarım İl Müdürlüklerine, yeni adıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine bildirmenizi önemlilikle rica ederiz. Kısa bir reklam arası. Milli akaryakıtımız Türkiye Petrolleri şimdi size daha yakın. Gazlı Göl Caddesi'nde birinci istasyonumuzdan sonra Yüntaş Petrol ikinci istasyonuyla şimdi de Şeyh Şamil Bulvarı'nda sizlerin hizmetinde. Araçlarınız Otogaz'da İpragaz kalitesiyle, akaryakıtta Türkiye Petrol kalitesiyle artık daha güvenli. Yüntaş Petrol güvencesiyle Şeyh Şamil Bulvarı'ndaki ikinci adresimizde bekliyoruz. Cesaretle karşılarız Doğu Anadolu'nun kara kışlarını. Dinmek bilmeyen Karadeniz yağmurlarına göğüs gereriz. Dindiririz sesini o gürültülü büyük kentlerin. Biz Türkiye'nin en zorlu şartlarına göre geliştirdik penceremizi. Çünkü Egepen Dikoning Türkiye'nin penceresi. TV mobil uygulamasıyla Kanal 3 kesintisiz yayınla daima yanınızda. iPad ve iPhone'dan BlackBerry'e, Android'den Nokia telefonlara kadar artık sevdiğiniz programlardan haberlere, belgesellerden dizilere kadar Kanal 3'teki hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Ayrıca mobil uygulamalardan bulunan Kanal 3 Facebook ve Twitter sayfalarını da ziyaret edebilir ve her türlü bilgiye de ulaşabilirsiniz. Doğanın mutfağımıza sunduğu tüm güzellikler için en doğal yağı seçin. Oruçoğlu. Doğa kadar doğal. Siyasetten spora, eğitimden ekonomiye, sağlıktan kültür sanata ve magazine, Afyonkarahisar'dan bölgesel haberlere kadar aradığınız her şey bu gazetede. Gazete 3, değişimin öncüsü. Adil, cesur, güncel, demokratik, eşit mesafede ve çok gerçek. Siyasetin ve saatinin hakkını veren program Geniş Açı, her düşünceye söz hakkı diyor ve sözü olanları masaya davet ediyor. Yürek isteyen tartışmalar, sabır isteyen yorumlar, olmaz bu kadar dedirten açıklamalar, araştırmacı gazeteci Yasin Köksal'ın hazırlayıp sunduğu fenomen program Geniş Açı'da. Eskişehir ve bölgesinde kültür sanat kapsamında gerçekleşen etkinlikleri ve sanata dair insan hikayelerini merak ediyorsanız bu programı sakın kaçırmayın. Tiyatro, müzik, sinema, cam, seramik, resim ve sanata dair pek çok alan. Pembe Koç sunumuyla Eskişehir Life programında. Rengarenk bir sabahla başlamaya hazır mısınız? Gündemdeki en sıcak gelişmeler, gazete manşetleri, köşe yazıları, hava ve yol durumları. Ekonomi piyasaları, bölge temsilcileriyle canlı telefon bağlantıları ve uzman konuk yorumları. Hepsi ve daha fazlası için Deniz Eyvazoğlu'yla Kanal 3'te sabaha davetlisiniz. Anne telefon.
geldim. Alo. Efendim. Alo efendim. İyi günler. Ben komiser Mehmet. Murat Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim. Ben ablası oluyorum. Evet eşiyim. Bir trafik kazası gerçekleşti. Ne? Ne kazası? Bir dakika. Nasıl ya? Alkollü bir sürücü viraj alamayıp taklatmış. Karşıdan karşıya geçerken oğlunuza çarptı. Maalesef emniyet kemeri takılı değilmiş. Evladım, ne diyorsun sen? Peki şimdi nasıl? Eşim nasıl? Durumu nasıl? İyiyim peki, biliyor musunuz? Üzgünüm. Ne? Trafik kurallarına uymadığınız her an çalan sizin en yakınınızın telefonu olabilir. Lütfen kendinize ve yakınlarınıza bu acıyı yaşatmayın. Afyonkarahisar'ın profesyonellikteki tek temsilcisi Sandıklı Spor ve rakiplerinin son durumu, Bal Ligi'nde yaşananlar, turnuvalar, atletizmden basketbola, eskrimden karateye, voleyboldan tenise, sporun her branşındaki gelişmeler, Adnan Eski sunumu ve sporda uzman konukların yorumlarıyla Spor 3'te. Vizyona giren ve girecek olan yeni filmler, beğeniyle takip ettiğiniz Hollywood yıldızlarıyla ilgili haberler, izledikten sonra vazgeçemediğiniz kült yapımlar, çok beğendiğiniz yönetmenler, aktörler, aktrisler ve ortaya koydukları son eserler. Ayrıca sevdiğiniz filmlerin senaryoları, oyuncuları ve film müziklerine kadar bilip bilmediğiniz tüm detaylar. Sinemaya ve sinema dünyasına dair merak ettiğiniz ne varsa bu programda. İlk seans her hafta Cumartesi günü Kanal 3 ekranlarında. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Televizyonlarını yeni açanlar için hatırlatmak gerekirse eğer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Afyonkarahisar İl Müdürü Sayın Hüseyin Arap bizlerle birlikte. Neleri konuşuyoruz efendim? Sağlığı konuşuyoruz. Belki doktor değil şu anki konuğum, ancak sizi hasta etmemek için, hastalanmamanız için çaba gösteren, çaba sarf eden bir kurumun müdürü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Hüseyin Arap bizlerle birlikte. Sayın Müdürüm, ben özellikle altını tekrar çizmenizi istiyorum. Biraz önce anlattınız, biliyorum vatandaşlarımız da dinledi ama televizyonlarını yeni açanlar için söylemek gerekirse eğer, sizin denetim sırasında hemen hemen her kurumun, kurum diyorum özür dilerim, her işletmenin kapısında yatma gibi bir şansınız yok. Bu konuda vatandaş çok önemli. Çünkü evet, onlar bir nevi sizin eliniz, ayağınız, kolunuz, gözünüz. Evet, doğru, çok mudur? Doğru, çok doğru. Buradan yine bir mesaj vermek gerekirse eğer. Kesinlikle bir olumsuzluk gördükleri takdirde, hı hı, Alo Gıda 174 hattını aramaları, il müdürlüğümüz telefonları zaten mevcut. Hı hı. İstedikleri an ulaşabilirler. Gerekirse ben de direkt cep telefonumu da veririm. Yani aramaktan çekinmesinler. Bu hepimiz için önemli. Evet. Herkes için önemli. Ve bu işi yapacak tek bir kurum da Gıda Tarım ve Hayvancılık. Biziz. Yani bu konuyu el atacak başka bir diğer kurum yok. Zabıta karışmaz. Şimdi zabıtanın karışacağı yani noktalar ayrı. Hı hı. Yani o sadece böyle tezgahta satılan, pazar yerlerinde satılan belki bir takım gıdalarla ilgili faaliyetlerini gösterir. Ama hı, onun dışında genel
halkın, toplumun sağlığını ilgilendiren üretim izni alması, onay belgesi alması, kayıt belgesi alması gereken, bakın, aklınıza gıdanın satışı noktasında bu toplu tüketim yerlerinden tutun. Restoranlar, marketler, manavlar, bakkallar. Bakkal, yani aklınıza gelebilecek tüm bu sektörün, bu işletmelerin sorumluluğu bizim elimizde. Evet. Yani dolayısıyla büyük bir vebal. Kaldı ki sadece bu ilim vebali değil. Muhakkak. Birçok ürün buradan ülke geneline ve yurt dışına da ihracatı söz konusu. Yani bizim bu görevi yaparken üzerimize düşen bu vebal kat be kat artmış bulunmakta. E biz de layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ben buradan halka da sesleniyorum. Bu işleri yapanlara da sesleniyorum. Şimdi biz halkın sağlığını korumak adına bunu yapıyoruz. Çünkü hepimiz birer tüketiciyiz. Siz de, biz de, herkes burada bir tüketici. Yani birileri para kazanmak uğruna başkalarının sağlığını tehlikeye atmaya hakkı yok. Bizim o noktada dur dememiz gerekiyor. Yani biz kimsenin ekmeğiyle oynadığımız yok. Çalışsınlar, doğru çalışsınlar. Gerekirse ben ve ekibim 24 saat gerekli desteği de sağlayalım. Teknik alt yapısını geliştirmesi noktasında, gerekli bilgilerin verilmesi noktasında birlikte olalım. İyi niyet gördüğümüzde biz 10 kat iyi niyet gösteririz. Ama maalesef işini doğru yapmayan varsa karşısında bizi bulur. O zaman hemen kayıt dışıyla, yani kayıt dışı kesim ve merdiven altıyla devam edelim müdürüm. Afyonkarahisar'a baktığınız zaman bu oranda demeyelim de nasıl bir durum, nasıl yani denetimlerinizde muhtemelen bu neredeyse yok oldu, olacak ya da bitti sizce? Yani şimdi aslında pek de iç açıcı değil ama inşallah Allah'ın izniyle düzelteceğiz. Normalde şimdi biliyorsunuz belki birçok böyle organizasyonlar yaptık bu sektörde olanları bilgilendirmek adına toplantılar düzenledik. Sayın Valimiz İrfan Balkanlıoğlu Bey'in de katılımıyla biz vatandaşa ulaşmaya çalıştık. Şimdi yönetmelik çıktı 2011 yılında. Evet. 12. ayda. Neredeyse bir yıl dolmak üzere. Benim göreve başlama sürem de 4 ayın içerisinde. Şimdi sektör bu yönetmeliğe göre ne yapması gerekiyordu? Sektörün bu Avrupa Birliği'ne uyumlu olarak ulusal mevzuat haline getirdiğimiz bu işletmelerin, bu işletmeler dediğimde et ve et ürünleri. Bunlar işte kesimhane, kombinalar, sucuk üretme tesisleri, işletmeleri. Şimdi bunlarla birlikte işte süt ve süt işletmeleri, mandıralar, su ürünleri tesisleri veya yumurta paketleme tesisleri. Bunlar bu yönetmelik kapsamında bizden onay belgesi almak durumunda. Şimdi onay belgesi almak biraz zorlaştı. Yani bu yeni çıkan değil mi müdürüm? Et süt işletmeleri konusunda çıkan yeni yönetmelik. Kesinlikle öyle. Yeni yönetmelik. En azından bunu da burada söyleyelim müdürüm. Daha çok açalım ki yarın denetimler gittiğinde ya da vatandaş o firma hakkında size ihbarda bulunduğunda ya benim yönetmelikten haberim yoktu, öyle bir yasa mı çıkmış deme şansı yok, da kalmaz. Yok, öyle bir kimsenin serzenişte bulunacak durumu söz konusu değil. Biz yeterince ben 4 aydır geldiğimden beri her zaman her yerde ve sektörü defaten topladım. Gerek kasaplar, gerek bu işletmelerle ilgili çalışanlar, sahipleriyle birlikte süt sektörü, her sektörü topladım. Ve bilgilendirdim. Yönetmeliği anlattım. Ne yapmaları gerektiğini anlattım. Biz de neler yapabileceğimizi, ortak bu sorunu nasıl aşabileceğimizi dile getirdim. Şimdi şunu diyebilirler. Ya bu Avrupa Birliği de nereden çıktı? Yani biz Avrupa Birliği'ne girmek zorunda mıyız? O Avrupa Birliği'nin mevzuatını uygulamak zorunda mıyız? Ben şuradan şunu bir kere ifade etmek istiyorum. Yani Avrupa Birliği'ne giriyor olmak mesele değil. Avrupa Birliği'ne girmiş olmamız da mesele değil. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlar insan da, bizim burada yaşayanlar insan değil mi? Biz olaya böyle bakmak zorundayız.
Yani Avrupa Birliği ülkelerindeki yaşayan insanlar gıda güvenliği konusunda son derece güvenli bir şekilde tükettiklerini, nereden tüketildiğini biliyorlarsa, hı hı, bizim burada vatandaşlarımız bir haber, ne yediğini bilmeyen ve neyle, hangi riskle karşı karşıya kalacaklarını bilmeyen bir toplumun elbette hakkı var ki bizim ille Avrupa Birliği standartlarını girecek amacıyla bu mevzuatları uygulamaya çalıştığımız kesinlikle böyle yanlış bir bilgi, yanlış bir düşünce olmasın. Evet. Öncelikle bizim insan olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Biz insan olarak da hak ettiğimizden dolayı bunların yapılmasının takipçisi, hı-hı, olduğumuzu ifade etmek, peki, istiyorum. Peki bu yasa, yönetmelik neleri getirdi müdürüm? Yani bunu açmak gerekirse eğer hem firmalar düzeyindeki, firmalar düzeyinde anlatıldığı zaman vatandaş da muhakkak bilinçlenecek. Siz de 4 ay boyunca bu konuda gerek açıklamaları yaptığınızı, gerek toplantılarla gerekse bilgilendirme toplantılarıyla. Nedir bu yasa, şimdi, yönetmelik? Şimdi şöyle, şunu getiriyor yasa. Şimdi bizden bu yönetmelik öncesi faaliyet, hı-hı, izni almış diyelim sucuk üretme işletmesi veya kesimhane kombini. Hı-hı. Bugüne kadar faaliyetini sürdürüyor. Ve onay belgesi yönetmelikte ifade ediyor. Eğer, hı hı, onay belgesi alacaksan diyor, bu yılın sonuna kadar ben onay belgesi almak istiyorum diye bir kez müracaatını yap diyor. Evet. Müracaatını yaptığın takdirde, hı hı, o işletmenle ilgili yapman gerekenleri biz rapor halinde sunacağız diyoruz. Hı hı. Bu rapor dahilinde sen de işletmende bir modernizasyona gitmen gerekiyorsa git ve bunu da hangi tarihlerde bu modernizasyonu gerçekleştireceğine yönelik bize bir plan program sun, hı hı, ve buna da bağlı kal. Bu plan program dahilinde modernizasyona gitmiş işletmeler neyi kazandıracak? Hani biz diyoruz Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan, evet, insanlar yediklerinin nereden üretildiğini, nerede neyin kullanıldığını, nereden geldiğini biliyor. Hı-hı. Bizim insanımızın da buna bilmesi de en doğal hakkı. Şimdi mesela bu işletmelerde hayvan nerede yetişti? Hangi çiftçi, hangi hayvancı kardeşimizindi? Bu geçmişte hangi hastalıklardan tedavi gördü, nasıl aşılandı, hı hı, kim getirdi bunu, nereden, kaç el değişti, geldi, hangi kesimhanede kesildi, kim bunu, hangi işletmede sucuya karıştırıldı, şeye gittiğinde, satış noktasına gittiğinde de vatandaş bunları bilebilecek. Bir kere izlenebilirlik olacak. Evet. Yani bu işletmelerde izlenebilirliği biz takip edebiliyor, onlar da uygulayabilecek durumda olacaklar. Bunun, hı hı, yönetmelikte açık yapacaklar. Evet. Üretim prosesinde de işletmelerinde bir kere hangi sıraya göre kontaminasyon olmamak kaydıyla veya işte işletmenin özelliğine göre hangi kapsamda faaliyet gösterecekse, sucuk işletmesi ise ona göre veya sucuk değil de işte ne bileyim pastırma ise, sosis ise falan, yani bir sürü ürünün özelliğine göre onların hepsinin bir proses çerçevesinde işletmelerinde nasıl, hı hı, bir dizayn etmeleri gerektiği bir kere modernizasyon planlarında açıkça bizim yönetmelik çerçevesinde masaya koyduğumuzda kendileri de bilecekler ve yerine, evet, getirecekler. Dolayısıyla bizim bir de bunun dışında bu sağlandıktan sonra hijyen, mikrobiyolojik açıdan hijyen, hı hı, kurallarını da yerine getirmiş olacaklar. Evet. Yani şu var, işletmeler eskiye yönelik, hı hı, daha iyi, evet, izlenebilirliği mükemmel, hı hı, daha hijyenik şartlarda üretilmiş, hı hı, kontrollü bir şekilde üretilmiş bizim takibimizle, hı hı, işletmeler konumuna gelecekler. Evet. Yani bu yönetmeliğin amacı bu. Diyor ki yönetmelik, arkadaş bu işi yapacaksan senin diyor bizim bakanlığımızın politikası, tarladan sofraya güvenilir gıda, evet, diyoruz. Şimdi bir kere sen nereden bunu ürettiysen, kimin hayvanını
getirip kestiysen. Hı hı. Bunları bilmek zorundayız. Bu üründe de nereden yaptıysan bunu da bilmek zorundayız. Bütün bunları sağlaman gerekiyor. Bunları sağlayabilecek de senin işletmenin fiziki yapısının da bu şartlarda olması gerekiyor. Hı hı. Bunların hepsi bu yönetmelikte. Hepsi evet. Geçer, mevcut. Yani biz bu yönetmelikle Avrupa Birliği standartlarında gerçekten halkımızın güvenilir şekilde gıda tüketmesini sağlayacak bir sistem. Hı hı. Ya insan olarak bunu gene söylüyorum, hak ettiğimizi düşünüyorum. Hepimiz birer tüketiciyiz. Bak. Geçen bakanlıkta görev yaparken bir olay başıma geldi. Bunu da paylaşayım. Çoğu yerde bilinmesi açısından paylaşıyorum. Tesadüf bir bayan telefonla beni aradı. Dedi ki ben yeni hastaneden çıktım. 10 gün önce annemle birlikte bir yerde tavuk yedik. Hı hı. Şu an annem halen komada. Ben bugün hastaneden taburcu oldum. Yediğim yer şurası, nereye şikayet etmem gerekiyor? Yardımcı olabilir misiniz diye. Tabii biz gerekli yerleri yönlendirdik ve gereği yapılsın diye girişimlerimizde bulundu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Birisi bir üretim yapıyor. Hı-hı. Para kazanmak için. Ve başkasının sağlığıyla oynuyor. Evet. Siz para vererek yediğinizden zarar görüyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Yani böyle bir şey kabul edilemez. Evet. Bu sizin de başınıza gelebilirdi, benim de başıma gelebilirdi. Veya sevdiklerimizin başına gelebilirdi. Yani önemli bir konu. Kimsenin atlamaması gerekiyor. Yani kimse bu konuda da serzenişte bulunmasın. Yani ya biz daha önce daha rahattık. Bu il müdürü geldikten sonra biz cendereye girdik. Sağımıza dönemiyoruz, solumuza dönemiyoruz. Ya arkadaşlar kusura bakmasın. Doğru işlerini yapsınlar. Amenna, başımızın üstünde yeri var. Biz her zaman her konuda destekleyeceğiz. Her konuda destekleyeceğiz. Hı hı. Ama kazanacakları parayı da doğru kazansınlar. Evet. Hani bir hadis de var. Bizi aldatan bizden değildir. Niye başkasını aldatalım? Sağlığıyla oynayalım. Evet. Durum çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Eklemek ben teşekkür ederim. Herhangi bir şey yoksa kapatalım programı. Ben tekrar halkımızdan şunu istiyorum. Bu konuda duyarlı olmalarını, hı hı. İl müdürlüğümüzün yaptığı bu çalışmaları desteklemelerini. Çünkü bunu kendimiz için istediğimiz hı hı. bir durum söz konusu değil. Evet. Bu hepimizin görevi. Vebal büyük vebal. Bu konuda da en yetkili ilde benim. Hı hı. Başka bir diğer kurum yok. Gıda güvenliği konusunda el atacak. Biz de bu görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben halkımızdan özellikle gıda tüketilmesi noktasında, satış noktalarında aldıkları ürüne dikkat etmeleri, bir olumsuzlukla karşı karşıya geldiklerinde bizlere bunu bildirmeleri, her konuda da uyanık olmalarını ben buradan kendilerine belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Afyonkarahisar İl Müdürü Sayın Hüseyin Arap'ı konuk ettik Söz Hakkı programında. Sayın Arap Ankara'dan geldi. Afyonkarahisar'da hiç kimseyi tanımaz, hiç kimseyi bilmez. Hiç kimseye ne bir gıcıklığı diyelim ne de farklı hareketleri bulunsun. Sadece Sayın Arap'ın yapmaya çalıştığı Afyonkarahisar'ın markalarını, gıda markalarını, özellikle kaymak ve sucuğun herhangi bir suistimale uğramadan Türkiye'nin dört bir yanında, hatta yurt dışında bile ağız tadıyla yenilebilmesi için elinden gelen var gücüyle çalışıyor. Bu noktada da Afyonkarahisarlı vatandaşlarımızın muhakkak uyanık olmalarını istiyoruz. Sayın Arap'a destek olmalarını özellikle ben de istirham ediyorum. Çünkü oynanan sağlık bizim sağlığımız. İyi akşamlar efendim.